Nerede kaldı bu kurye ya? Başka zaman olsa ortalıkta vızır vızır kurye kaynar. İşimiz düştü ya. Allah'ın bir kuryesi yok ki ortalıkta. Bizim Önder Bey aşağıda öyle ne bekliyor acaba? Çok önemli bir firmanın faaliyet raporu gelecekmiş. Bana öyle dedi. Ya kapılarda karşıladığına göre çok önemli olsa gerek. Bence kuryeye bahşiş vermemek için öyle yapıyordur o. Çünkü Önder Bey'in felsefesine göre yukarı çıkmayıp emek sarf etmezse bahşişi de hak etmez. Bence de. Masar, büyük bir iş daha geliyor galiba. Aman ağzını hayır aç. Bunu halledemedik zaten. Bir de başımıza başka iş çıkmasın. Çocuklar, ben karşı büfeden tost almaya gidiyorum. Beni idare edin, tamam mı? Tamam tamam, ben seni idare ederim. Yalnız benim olmadığım zamanlarda da sen benim yerime bakarsın, tamam mı? Hadi be oradan, gerzek. Şöyle bir tur atayım bari. Keşke ismim yerine eski günlerdeki gibi kod adını kullansaydım. Merhaba, Önder Devrimgil bu adreste mi acaba? Evet, bizim patronumuzdur kendisi. Kendisine bir paket var da. Verin ben alayım. Dur, dur! Sakın alma, ben alacağım. Ben alacağım, geliyorum. Zahmet etmeseydiniz Önder Bey, ben getirirdim paketi. Yo, bunun içinde çok önemli bir belge var. Şurayı imzalayın lütfen. İmzalayayım. Sağ ol emekçi kardeş. Bir şey değil, zengin sınıf. Ben de bir zamanlar senin gibiydim. Ama şimdiki durumum emeğin gücünün önemli bir göstergesidir. Ben de bir zamanlar motosikletli çete reisiydim be babalık. Ya bak, hayat şartları cehennem meleği Nusret'i ne hale getirdin? Hadi ya. Çetenin diğer elemanları da ya pizzacıda pizza taşıyor ya da kebapçılarda lahmacun taşıyor. Neyse, hadi hoşça kal. Oh! 2 dakika yürüyelim dedik, her şeyi berbat ediyorduk. Ucuz atlattık ya. Allah Allah. Ne var acaba o zarfta? Özene bezene gidip kendi aldığına göre çok önemli bir firmanın dosyası var herhalde. Herhalde. Neyse, biz işimize bakalım da bir an önce bitsin şu iş. Allah. Hey gidi hey be. Bir zamanların hızlı devrimcisi Ernesto Önder. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Kapitalizmin hap kadar hapına muhtaç olduk. Kapitalizm kendisine bile değil, kara borsasına muhtaç olduk. Anasını satayım. Ya içeride çoluk çocuk takımına rezil olmadan şunu başka bir ilaç hususuna koy. Ya akıllı. Şu kutuyu da yok etti mi? Her şey tamamdır. Şunu da bir üstünü örteyim. Evet, bu da tamam. Şimdi bilgisayar reklamı şöyle olsun. Genç bir kız var, genç bir erkek var. Erkek kıza sürpriz hediyesini açıklayacaktır. Sevgilim, canım benim. Sana hiç tahmin edemeyeceğin sürpriz bir hediye aldım. Kızım, çılgın çocuk, ne aldın? Dur. Söyleme, ben tahmin edeyim de. Şık bir kolye. Hayır. Kız, kol saati. Hayır. Cep telefonu. Hayır. Bilemedin. Zaten bilmene de imkan yok. Sana öz bacanaklar marka. Bilgisayar aldım. Kız, ay ben bayılıyorum. Kız bayılır. Ses. Öz bacanaklar bilgisayar bayıltır. Bravo hayatım. Böyle bir reklam filmi kesinlikle yüzyılın en komik reklam filmi olur valla. Ruhsar'cığım hoş geldin canım. Slogan bulman lazım. Dur bakayım, şöyle başlasa. Bilgisayarın ismi Öz Bacanaklar. Ruhsar, ne işin var kız senin orada? Madem işin varken benimle hiç ilgilenmiyorsun, ben de işinin bir parçası olmaya karar verdim. Saçmalama ruhum, şimdi internette falan kaybolacaksın. Çık oradan, ha çık. Kaybolursam üzülür müsün kocacığım? Ya saçmalama Allah aşkına Ruhsar, şimdi Allah korusun bir porno sitesine falan düşeceksin. Çık oradan hadi. İşte geldim kocacığım. Hadi artık şu işi bıraktım. Ne oldu, benimle ilgilen. Canım benim, merak etme. Sabret, şu kampanya bitsin, seninle de ilgileneceğim. Hatta tatile gideceğiz birlikte, şeye.
Ölü denize. Ya ama önce şu işi bitirmem lazım. Nerede kalmıştım? Özbacan Aktar bilgisayar, bir sürü bilgisayar, bilgisayar. Ne ya uçan bilgisayar? Hatta kufuyorum, göz patlatan bilgisayar da diyebilirsin. Ama ruhum biliyorsun çok işim var ya. Hayır bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Esas sen bir merhumeye, bir rahmetliye nasıl davranacağını biliyor musun acaba? Ruslarcığım bak dinle. Millet meftalarla düet yapıp şarkı bile söylüyor be. Ben senin yanına geliyorum da adam yerine bile konmuyorum. Hayatım özür dilerim ama bu iş benim için onur meselesi gibi oldu. Rakibimiz reklam idman yurdu da bir bilgisayar işi almış. Şimdi biz onlardan daha iyi olmalıyız. Anlıyor musun? Aptal herif. Ben de Napolyon'un yanına gidiyorum işte. Napolyon mu? Hangi Napolyon? Hangi Napolyon'muş? Allah'ın şaşkodusu. Tarihten de haberin yok. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor yüklü yürekli, takalar geçiyor. Hoppala, ne oldu buna ya? Yoksa gidip bir yerlerde devrim mi yaptı? Hiç zannetmem. Önder Bey yapsa yapsa ancak bilgisayarın sanal aleminde devrim yapabilir. Sen de kendi alanında bir devrim sayılırsın Viagra. Cinsel devrim. Olsun, ben devrimin her türlüsünü severim. Kalıkayım ormanında. Ya kanka be, sabahtan beri başım ağrıyor, çatlayacağım. 2-3 tane aspirin aldım, bana mısın demedi. Demez tabii. Ağrı kesici alman lazım. Var mı sende? Yok be kanka. Selçuk sende var mı? Yok be abi. Bende de yok. Ya hiçbirinizin başı dişi kuşu ağrımıyor mu be? Bende de yok ama nerede bulabileceğini söyleyebilirim. Nerede söylesene oğlum. Önder Bey'in odasında istemediğin kadar var. Adam halkın sorunlarına kafa patlatmaktan leblebiyer gibi hap tüketiyor. İsteyince de vermiyor. Sanki hap değil altın. Şimdi tuvalette gir odasına al. Ya hemen çıkarsa tuvaletten? Oo, o bir girdi mi en az yarım saat çıkmaz. Girerken elinde Türkiye'ye demokrasi nasıl gelir isimli kitap vardı. Oho. Öyle bir kitap kesin dünyanın en kalın kitabıdır. Rahatına bak sen kanka. Tamam tamam sağ ol. Çok yardımcı oldunuz. Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Önder Bey yok. Başım ağrıdan çatlıyor. Bir yandan. Başım ağrıdan çatlıyor ya. Nerede bu? Ağrı kesici ya. İşte derdimin dermanı. Keser misin? Ağrı kesici. Bir, iki. Yok, bunun iki tanesi benim ağrımı kesmeye yetmez. Neyse bir tane daha alayım. İşte şimdi oldu. Oğlum basar, yoksa Önder Bey seni aniden basar. Alo? Firdevs sen misin? Masar dışarı çıktı. Ne? Benimle mi konuşacaksın? Hayrola? Müfit Bey, çok acil buluşmamız lazım. İlişkimizin geleceği açısından. Nasıl? Anlamadım. Müfit Bey, sizinle çok acil buluşmamız ve konuşmamız lazım diyorum. Peki konu nedir Firdevs Hanım? Çok önemli Müfit Bey. Hassas ve narin dokulu kumaşlardan bile daha narin bir konu. Allah Allah. Yani merak ettim bak şimdi. Peki nerede buluşuyoruz? Küçük Kırmızı Domates Kafede. Saat 4:30'da. Ama sakın bundan abinin haberi olmasın. Kanka kiminle konuşuyorsun? Kim? Firaye. Firaye mi? Benim okul arkadaşım. Sen tanımazsın. Görüşürüz. Bay bay Firaye. Kızın adı Firaye. Müzeyyen Senar da söylüyor. Şarkısı var. Firaye. Ne oldu? Başımın ağrısı geçti mi? Başımın ağrısı biraz geçti sanki. Ama inşallah Önder Bey haplarından yürüttüğümü anlamaz. Buradaki eksikliği kim açıklayacak bana? Kim yaptı bunu? Bu yeni açılacak lahmacun işi kimdeydi? Bendeydi efendim ama yani... Ne o Suat? Lahmacun reklamında bir terslik mi var? Evet Önder Bey, lahmacuncunun sahibi ille de lahmacunun adı benim soyadım olacak diye. Ne olacak öyle olsun o zaman. Ama Önder Bey, adamın soyadı Kıllıoğlu. Düşünsenize Kıllıoğlu lahmacunlarından kim lahmacun alıp da yer? Haa haklısın.
Zor bir iş olduğunu kabul ediyorum. Ama şunu asla unutma Suat. Bir zamanlar Çekoslovak devrimine de imkansız bir gözle bakıyorlardı. Ama bir gece ansızın Çekoslovakya'da zart diye devrim oldu. Zart diye oldu da ne oldu sanki? Zurt deyince de çöküverdi. Bir şey mi dedin Suat? Yok Önder Bey, ne diyebilirim ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.